ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala cumanızı mübarek eylesin. Rabbim rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi şu mübarek ay içerisinde, şu mübarek gün içerisinde bizlere nasip etsin. Allahümme amin. Hayatı ve ölümü alemlerin Rabbi olan Allah için olan her Müslümanın Zilhicce'nin 10. gününde gücü nispetince, gücü yettiği sürece yapması gereken bir amel. Kurban kesmek. Kurban kesmek çok eski bir ibadet kardeşler. Namazdan, oruçtan, belki bütün ibadetlerden eski bir ibadet kurban kesmek. Allah Azze ve Celle'ye kurban olmak, ona yakınlaşmak, attığın bıçakla, kestiğin kurbanla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmanın yollarını aramak. Yeri geldiği zaman, ya Rabbi şu teslim olan hayvan gibi, şu teslim olan hayvanın bilinci gibi, ben de yeri geldiği zaman kendi nefsimi, canımı sana kurban edebilirim demenin adıdır kurban. Yoksa kurban nerede ucuz kurban alınır araştırması yapılarak geçirecek bir ibadet değildir. Yoksa kurban sünnet miydi, vacip miydi, bana düşer miydi, düşmez miydi? Bu tartışmaların gölgesinde yaşayacak bir ibadet değildir. Kurban karb olmak demektir. Yakınlaşmak demektir. Allah'a yakınlaşacaksın Allah'a. Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına. Allah'a kurban olan bir kimse, Allah'a kurban olma bilincine sahip olan bir kimse, Allah'tan başka kimseye kurban olamaz. Bugün Allah'ın şeriatına, Allah'ın dinine teslim olan bir Müslüman, İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine örnek alan bir Müslüman, Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a ne dedi? İz kâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e dedi ki teslim ol. قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ İbrahim ne dedi? Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. İşte kurban Allah'a teslim olma bilincine sahip olanların mükafatıdır. Allah Azze ve Celle tarafından gelen bir ikramdır. İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslim olmasaydı, bıçağı eline almasaydı,
evladını Allah'a kurban etme gerçekten samimi olmasaydı Allahu Teala onu neyle imtihan edeceğini bilmiyordu. Ama o teslim oldu. Ya Rabbi sen benden canım istersen canım sana feda. Sen benden evladım istersen evladım sana feda dedi. Ve bunda samimiydi. Allahu Teala ona kurban ikram etti. Ve bu ümmet o günden beri kurban ibadeti yapıyor. İşte kurban da bu bilince sahip olmamız lazım. Yoksa kurban da adını değiştirerek et bayramı dersek vallahi anlayamayız. Vallahi kasaplık macerası düşünürsek anlayamayız. Kasapların önünde sıraya girersek vallahi anlayamayız. Dolapları tıka basa doldursak vallahi kurban anlayamayız. Kurban bu değil ki. Kurban Allah'a yakınlaşmak demek. O atacağın bıçakla, o keseceğin kurbanla Rabbine yakınlaşabiliyor musun? Teslim olabildin mi? Hayatının bütün anlarında Rabbine teslim olabildin mi? Ya Rabbi senin şerikin yok. Sen teksin. Senin ortağın yok. Ben bütün ibadetlerimi sana yapıyorum diyebildin mi? Vallahi kurban demek, Allah'a kurban olmak demektir. Ve Allah'tan başkalarının dinlerine, ideolojilerine, yani demokrasiye kurbanlar, demokrasi yüceltenler, demokrasinin peşinden gidenlerin kurbanları Allah'a ulaşmaz. Çünkü kurban olmak demek, ya Rabbi ben senin şeriatına kurban olmaktır. Ama bugün dünya üzerinde milyonlarca insan, demokrasi yücelten insanlar, demokrasinin peşinden giden insanlar, aynı zamanda kurban kesme hedefleri var, kurban kesme niyetleri var. Ama bilin ki ya Allah'a kurban oluruz, ya Allah'ın dinine, ya Allah'ın şeriatına ya da başka bir ideolojiye. Bunun adı demokrasi olur, bunun adı komünizm olur, bunun adı laiklik olur, fark etmez. Müslüman olan bir kimse, aklı başında olan bir kimse yalnızca Allah'ın dinine, İslam'a kurban olur kardeşler. Evet, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmiş olduğu o güzide insanlardan Haram bin Mihtan, Bi'ri Ma'une faciasında, vakasında, facia diyoruz. Çünkü 70 tane Müslüman şehit oldu. Hafız o vakada arkasından darbe aldığı zaman, birisi onu hançerlediği zaman, birisi ona mızrağını batırdığı zaman füstü ve Rabbül Kabe diyor. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. Onu bıçaklayan, ona mızrağı batıran insan bakıyor ki adam ölüyor. Diyor ki ben kurtuldum diyor. Adam seviniyor. Ölürken güler mi bir insan? Ölürken gülüyor. Ve onu hançerleyen, onu öldüren kimse onun o teslimiyetinden dolayı Müslüman oluyor. Evet, teslim olmak böyle bir şeydir işte. Teslim olmak böyle bir şeydir. Bir gün canımızı Allah'a veremeyeceksek konuşmamıza gerek yok. Çocuklarımızı Allah'a veremeyeceksek konuşmamıza gerek yok. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünneti, İbrahim Aleyhisselam bir ibadeti kurban. İbrahim Aleyhisselam'dan evladını istedi, İsmail'i istedi. İbrahim Aleyhisselam düşünmedi. 80 yaşından sonra bulduğu İsmail'i düşünmedi. Yatırdı. Bıçağı vuracak. Vuruyor bıçağı. Allah'a teslim olmuş çünkü. Sorgulamak yok. Çünkü Allah Azze ve Celle demiş. Düşünün sana. Şu zaman insanlara bir bakın sana. Allah böyle diyor diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor diyoruz. Ammalar, ammalar, bizim cemaatler, bizim hocalar, bizim velimiz, bizim şeyhimiz. İnsanlar ne hale gelmiş? Nerede İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti? Evladını Allah'a verecek, verecek, kurban edecek. Şaka değil, oyun değil, hikaye değil. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi kardeşler? İbrahim Aleyhisselam'ın bu kurbanla, evet bu ümmet mirasçıyız, varis istiyoruz. Hatta yarışıyoruz en güzel kurbanı almak için. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın bu kurbandan önce en büyük kıyamı putları kırmaktır. Put kıran İbrahim'dir. İbrahim Aleyhisselam'ın put kıran bu inancına, bu duruşuna kim varis olacak? Kim sahip çıkacak? Bu duruş lazım. Bu duruşu ortaya koyabilirsek, bu teslimiyet ortaya koyabilirsek o zaman kurban anlarız kardeşler. Yoksa anlayamayız. İbrahim Aleyhisselam kendi canını Allah'a teslim etti. Kendi canını Allah'a verdi. Ateşe atıldı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Gördünüz mü? Canını Allah'a kurban eden bir anlayış, bir teslimiyet.
Allahu Teala daha sonra oğlunu istedi, İsmail istedi. Onu da verdi. Ya Rabbi sen istiyorsan buyur dedi. Çünkü ben de sana aitim, evladım da sana ait dedi. Böyle bir teslimiyet vardı kardeşler. Canını Allah'a verenler Allah'a kurban olmuş kimseler demektir. Ve tarihten bu yana, Bedir'den bu yana kardeşler, Bedir'den bu yana Allah'ın dini hakim olsun diye, ilahi kelimetullah hakim olsun diye canını veren bütün yiğitler vallahi bunu anlamış insanlardır. Bu teslimiyeti anlamış insanlardır. O yiğitler bombaların altında, o yiğitler kılıçların altında, o yiğitler silahların ucunda biz Allah'a kurban olduk diyen insanlardır. İşte onlar teslim olmuş insanlardır. Onlar bunu anlamış olan insanlardır. Bu ibadet yani kurban kesmek onu anlayan insanların takvasını artırır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Sizin diyor kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Yok. Allah-u Teala'nın ete ihtiyacı yok. Allah-u Teala'nın kana ihtiyacı yok. Peki Allah bize ne istiyor? وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Teslimiyetiniz, sadakatınız, Allah'a bağlılığınız Allah'a ulaşır. Başka ulaşacak bir şey yok ki. Peki insanlık ne durumda kardeşler? İnsanlık takvayı mı arıyor? Teslimiyeti mi arıyor? Sadakati mi arıyor? Yoksa insanlık etin peşinde mi? Kanın peşinde mi? Kasaplığın peşinde mi? Kardeşler bu açıkça görülüyor. Allahu Teala bu hikmeti unutulmuş olan kurbanı bize unuttursun kardeşler. Gerçek kurban bilincine sahip olmayı bize nasip etsin kardeşler. Allah'a kurban olmayı, yeri geldiği zaman canımızdan vazgeçebilmeyi, malımızdan vazgeçebilmeyi, evladımızdan vazgeçebilmeyi, yeri geldiği zaman vatanımızdan vazgeçebilmeyi, Allah'a kurban olmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin kardeşler. Müslüman için, kurban kesen bir insan için tek bir anlayış olması lazım. Allah'a teslim olmak, ona kurban olmak. Allahu Teala bu teslimiyeti, bu kurbanı kardeşler bize nasip etsin kardeşler. İbrahim Aleyhisselam teslim oldu. Nemrud'u düşünün, onun düzeni düşünün, ordularını düşünün, askerini düşünün, polisini düşünün. İbrahim Aleyhisselam bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar kardeşler. Hiçbir şey yapamadılar. Toparlandılar. Herkes İbrahim Aleyhisselam yakmak için bir odun getirdi. Herkes bir odun attı. Bir odun attı. Ne için? Aman İbrahim'i ortadan kaldıralım. İbrahim bizim putlarımıza dil uzatıyor. İbrahim bizim sayısal, siyasal, ekonomik dil uzatıyor. İbrahim bizim putlarımıza dil uzatıyordular. Ortadan kaldırmak istediler. Peki kaldırabildiler mi? Kaldıramadılar arkadaşlar. Çünkü Allah'a teslim olan, çünkü Allah'a kurban olan bir Müslümanı kimse ortadan kaldıramaz. Bakın hala İbrahim Aleyhisselam'ı anıyoruz bakın. Ne diyoruz? Tahiyyatta oturduğumuz zaman ettahiyyatı okuyoruz. Ardından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ı hala hatırlatıyor Allah Azze ve Celle bize. Çünkü kıyamın sahibidir. Put kıran İbrahim'dir. Kurbanın sahibidir. Hala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namazda her tahiyyatta İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlıyoruz. Peki hatırladığımız zaman teslimiyetimiz artıyor mu? Teslimiyetimiz artıyor mu? Bilincimiz artıyor mu? Allah'a yakınlaşmak için biz de çaba sarf edebiliyor muyuz? Neyi mi feda edebilirim? Allah Azze ve Celle'ye neyi mi feda edebilirim de yakınlaşabilirim? Acaba benim hayatımın putu nedir? Bu soruyu sormamız lazım. Benim putum nedir? Nedir benim putum? Benim putum hayatımda put edindiğim ne vardır? Allah'tan daha çok sevdiğim, Allah'tan daha çok değer verdiğim, Allah bizleri korusun. Nedir? Bunları düşünmemiz lazım. Ve bu kurban da bu mübarek ayda, bu mübarek günde, bakın Zilhicce'nin 8. günü, yarın 9. günü, bu günlerde bu putları kurbanın tam zamanı kardeşler. Ve kurban günü Allahu Teala izin verirse kanın ilk damlasıyla beraber Allah'a en sevimli gelen amelle birlikte tertemiz olmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin kardeşler. Yarın biliyorsunuz Zilhicce'nin 9'u kardeşler. Yani Arefe günü kardeşler. Allahu Teala'nın cehennemden en çok insan azat ettiği gün yarın Arefe günü. Vallahi bizim azat olmaya beraata ihtiyacımız var. Ama Allah'tan gelen bir beraata. Kimseden biz beraat istemiyoruz. Biz azat olmayı da beraatta Allah'tan istiyoruz. Yarın cehennemden beraat olacak, azat olacak kullardan bir tanesi de ben olabilir miyim diye
Allah için kendimizi muhasebe edelim. Putlarımızı kıralım. Teslim olalım. Allah'ın dinine sahip çıkalım. Şeriatımıza sahip çıkalım. Kendi nefsimizle uğraşalım. Bakın bugün 8, yarın 9. Kendimizi ele alalım, değerlendirelim, bir muhasebe yapalım. İslam'ın şeriatına göre hareket etmeyi, yaşamayı bir canlandıralım. Teslimiyet bilincimiz bir artsın kardeşler. Yarın cehennemden azat olma günü Allahu Teala müjde veriyor. Yarın tutulan oruç, Arefe orucu, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere 2 yıllık günahlara kefaret olan bir oruç. Yarın bu ümmeti oruçlu geçirmeye Allah'ın Resulü davet ediyor bu bilinçle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu davetine kulak verelim. Yarın küçüğümüz büyüğümüz eskilerimizin dediği gibi kurtlar kuşlar bir oruçlar dediği gibi yarın küçüğümüz büyüğümüz hepimiz Allah Azze ve Celle oruç tutalım. Ve yarın yapılan dualar kardeşler Allah-u Teala kabul ettiği dualar arasında dua edelim kardeşlerimize, Müslümanlara. Dua edelim kardeşler mücahitlere, esirlere, yetimlere, dullara, mazlumlara, muslaflara dua edelim. Ümmetin içindeki sıkıntılara dua edelim kardeşler. Yarın bugünler kardeşler. Bugünler var kardeşler. O yüzden kardeşler gerekirse kurban telaşımızı bugünden bitirerek, bayram telaşımızı bugünden bitirerek yarını tefekküre, duaya, ibadete ayıralım kardeşler. Yarın inşallah Allahu Teala izin verirse sabah namazına yine buradayız kardeşler. Sabah namazını kılacağız. Ardından işrak namazı kılacağız kardeşler. Allah Subhanehu ve Teala şu günlerde yapmış olduğumuz amellerimizi katında kabul amel edilsin kardeşler. Allahu Teala şu günlerin sonunda cehennemden azat ettiği, berat ettiği kullarından olmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Allahümme amin. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe li ve lekum ve âhiru da'vâna enelhamdülillâhi rabbil âlemîn.